Konuklar, sempozyumumuzu katılımlarıyla bizleri onurlandıran Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Fatma Gültemet Sarı'yı konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşriflerini arz ederim. Buyurun Sayın Bakanım. Sayın Rektörüm, çok değerli müsteşarım, İstanbul Teknik Üniversitemizin çok değerli hocaları, kıymetli basın mensupları, değerli hanımefendiler ve beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz. Süperkent Standardı Uygulama Altyapısı ve Pilot Uygulaması Sempozyumuna katılarak bizleri mutlu ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu örnek çalışmanın başta Eskişehirli vatandaşlarımız ve bütün milletimiz için hayırlı olmasını, yarının güçlü Türkiye'sine katkı sağlamasını, milletimizin daha güvenilir, verimli ve sağlam yapılara kavuşmasında öncü rol oynamasını temenni ediyorum. Proje çalışmalarında emeği geçen, başta İstanbul Teknik Üniversitesi olmak üzere tüm paydaşlarımıza ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Değerli misafirlerimiz, Türkiye'de 1950 sonrasında başlayan köyden şehre göç dalgası maalesef iyi yönetilememiş, şehirlerimiz plansız, programsız bir şekilde büyümüştür. Konutlarımız, evlerimiz modern mimarlık ve mühendislik hizmetlerinden faydalanamamış, güvensiz bir şekilde inşa edilmiştir. Şehirlerimizde oluşan çöküntü alanları birçok sosyal problemin kaynağı olmuştur. Bu problemleri tamamen ortadan kaldırmak için çok yönlü ve etkin bir çözüm gerekiyordu. Bu çözümün adı Türkiye'nin her yerinde başlattığımız kentsel dönüşüm seferberliği oldu. 5 Ekim 2012 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kentsel dönüşüm seferberliğini başlattık. Kentsel dönüşüm halkımızın büyük teveccühünü gördü ve daha bir yıl bile dolmadan bütün illerimizde yayılma başarısını gösterdi. Böylelikle afetlere hazır bir Türkiye'nin önü açılmış oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak 2014 yılı sonu itibariyle 81 ilimizin tamamında dönüşümü başlattık. Hali hazırda 1.214.505 vatandaşımıza ait 189.649 adet yapıda dönüşümü sürdürüyoruz. Evleri yeniden yapılan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek için geçici süreli başka alanlarda barınmaları için de imkanlar sağlıyoruz. Bugüne kadar 32.656 adet riskli binanın yıkımı tamamlandı. Vatandaşlarımıza 1 milyar liraya yakın kira yardımı yapıldı. Ülke genelinde toplam 1 milyar 870 milyon lira kaynak kullanıldı ve kullanılmaya da devam ediyor. Değerli misafirler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak gelecek kuşakların ihtiyaçlarına cevap verecek, onların günlük ihtiyaçlarını temin edebileceği sosyal donatıları ve parklarıyla keyifli bir yaşam ortamını oluşturmayı birinci görevimiz olarak görüyoruz. Bütün tarafları da kentsel dönüşümü böyle görmeye davet ediyoruz. Bildiğiniz gibi dönüşüm kapsamında 6,5 milyon konutumuz var. Bu konutların dönüştürülmesinde sadece dönüşmüş bina sayılarını bir başarı unsuru olarak kabul etmiyoruz ve öyle ele almıyoruz. Beraberinde milletimizin nelerden feragat edip nelerden kazandığını değerlendiriyor, konutlarımızı çok yönlü bir bakış açısıyla inşa ediyoruz. Bu bakış açısına ek olarak konutlarımızın dönüşümünde hem devletimizin hem de milletimizin kazanım elde edeceği yeni bir yaklaşım geliştirme zorunluluğunu tespit ettik. Öyle bir çalışma yapmalıydık ki bundan sonraki bütün kentsel dönüşüm uygulamalarında adeta bir yol haritası olmalıydı. Bu nedenle bir model geliştirdik. Bugün tanıtımını hep birlikte yapacağımız modelimizin adı Süperkent. Yani sürdürülebilirlik performansı kentsel dönüşüm. Bu model 3 temel üzerine oturuyor. Bunlar dönüşümün sürdürülebilirlik ilkelerine göre yürütülmesi, gerek ulusal gerek uluslararası bütün finans kuruluşlarının sürdürülebilirlik temalı kredi olanaklarının kullanımı, ülkemizin iklim değişikliği konusundaki yükümlülüklerinin karşılanabilmesinde kentsel dönüşümün bir araç haline getirilmesi. Tüm bu hedeflerle birlikte
ekolojiyi de ön plana alan öncü bir perspektif oluşturmayı hedefledik. Bu kapsamda ekolojik yerleşme birimi standardını geliştirdik. Bu standartla dönüşüm uygulamalarına yönelik sosyal, ekonomik ve çevresel ölçütleri belirlemiş olduk. Özellikle yapılan dönüşüm sonucunda binaların içinde oturan insanlarımızın çalışma ve eğitim koşullarını iyileştirecek politikalarımızı, standartlarımızı ekledik. Kentsel dönüşüm uygulamaları bundan böyle sosyoekonomik sürdürülebilirlik ilkelerine ağırlık veren modelimizle desteklenecektir. Yeni uygulamalarımızla vatandaşlarımızın daha düşük faturalar ödemesini ve çok daha değerli gayrimenkullere sahip olmasını sağlayacağız. Pilot proje kapsamında Eskişehir'imizin Odunpazarı ilçesi Tepebaşı mevkiinde 838 hektarlık bölgeyi rezerv yapı alanı olarak ilan ettik. Bu alanda 4 etaplık bir çalışmayla yaklaşık 75 bin vatandaşımızın yaşayacağı yeni bir kent kuracağız. Süperkent'in uygulama alanı olacak bu proje, Eskişehir'in marka değerini artıracak. Bunun yanı sıra üniversitesiyle, teknoloji geliştirme bölgesiyle, turizm ve rekreasyon alanlarıyla da kentin refah düzeyini yükseltecektir. Proje alanında yenilenebilir enerji üretilecek, mahalle ısıtma sistemi kurulacak, yağmur suları ve atık suları en yüksek seviyede değerlendirilecektir. Yine bu alanda ulusal şebekeden elektrik enerjisi kullanılmayacaktır. Diğer yerleşim yerlerine göre %90 oranında fazla enerji verimliliği sağlanacaktır. Proje kendi suyunu kendisi üretecek, maksimum atık su geri kazanım sağlanacaktır. Banyo, lavabo, duş ve bulaşık makinelerindeki kullanımlardan çıkan sular kolay ve masrafsız şekilde arıtılacak, sifon veya bahçe sularında kullanılması sağlanacaktır. Hesaplamalarımıza göre arıtılan bu suyun kullanımından elde edilecek olan tasarruf miktarı günde 3.375 metreküptür. Yine araçların saldığı karbondioksitin az olduğu çözümlerin kullanılmasıyla proje alanımız düşük emisyonlu bir ulaşım ağına sahip olacaktır. Hesaplarımıza göre proje alanında yılda 25.458 ton katı atık kullanılacak ve bu atıkların tamamı ayrıştırılacaktır. Ayrıca atık ve atık sulardan günlük 24,5 megawatt saat enerji geri kazanımı sağlanacaktır ve doğal alanlarımız tamamıyla korunacaktır. Tüm bu birleşenler sayesinde Avrupa standartlarının çok üzerinde bir karbon azaltımı hedefliyoruz. Tabii ki projenin katma değeri bütün bunlarla sınırlı değil. Projemizin devletimize ve milletimize kazandıracağı saymakla bitmez. Bunlardan birkaçını sıralamak istiyorum. Süperkent sistemiyle kentsel hizmetlerin sağlanması amacıyla oluşan giderlerde minimum %44 tasarruf yapacağız. Yine %65 enerji verimliliği, %65 su tasarrufu ve %55 işletme verimliliği elde edeceğiz. Projemiz 14. yılından itibaren devletimize maddi anlamda kar sağlamaya başlayacak. Yani tükettikçe kar eden, sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten bir şehir olacak. İstanbul Teknik Üniversitemiz yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte tasarrufun çok daha yüksek rakamlara ulaşacağını tespit etti. İnşallah geliştireceğimiz yeni sistemlerle bu hedeflerin daha yüksek rakamlara ulaşmasını sağlayacağız. Eser niteliğindeki bu projeyle milletimize tüketen değil, üreten, zarar veren değil, kar eden, sürdürülebilir bir yaşam tablosu çizeceğiz. Bu projenin yapımında geliştirilen ısıtma ve su arıtma sistemi gibi yeni teknolojiler ülkemizin yapı sektörü için büyük bir inovasyon kapısı olacaktır. Ayrıca projede kullanılan araçların yasal destekler ile uygulamaya geçmesini de amaçladık. Bu sebeple elde edilen standartlara uygun bir yönetmelik taslağını hazırladık. Bu yönetmelikle birlikte yeni kentsel dönüşüm sistemimizi yönetecek yürütücü bir kuruluşun oluşmasını bakanlık olarak temin edeceğiz. Başarıyla tamamladığımız yenilikçi ve öncü projemizi Expo 2016 Antalya Fuarı'nda da sergileyeceğiz. Türkiye'nin yenilikçi gücünü bütün dünyaya göstereceğiz. Sözlerime son vermeden önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak özellikle çevre ve şehrin çevreye duyarlı, çevre dostu bir kentin, bir yapı stoğunun veya bir yaşam alanının oluşması noktasında Türkiye'nin çeşitli illerinde
farklı farklı noktalarında ayrı ayrı uyguladığımız bisiklet yolundan yeşil binalara, atık su tesislerinden katı atık arıtma tesislerine kadar farklı projeleri tek bir pilot bölgede uygulama amacıyla başlattığımız bu çalışmanın bizim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak çevreye duyarlı kalkınma ve çevreye duyarlı yerleşim alanı oluşturma, çevreyi koruyarak büyüme ve güçlenme hedefimizi de ortaya koyacaktır. Ben bu vesileyle tekrar bütün katılan siz değerli misafirlere teşekkür ediyorum. Projeye emeği geçen bütün arkadaşlarıma tekrar şükranlarımı sunuyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkürler. Ama daha sonrasında belki olabilir Sayın Bakanım. Ama bisiklet yolu projemiz gerçekten çok önem verdiğimiz bir proje. Bununla ilgili pilot çalışmalarımızı başlattık. Ve bundan elde edeceğimiz verimli sonuçları bütün Türkiye'de kullanmayı hedefliyoruz. Bisiklet ve benzeri ulaşım araçlarının daha artık ve etkin biçimde kullanılması ve şehrimiz için bu tür alternatif çözümler üretilmesi şehirlerimiz için çok önemli. Ben bu anlamlı hediye için hepinize teşekkür ediyorum. Gerçekten anlamlı günün çok anlamlı bir hediyesi oldu sana. Ve şimdi de bugünün anısına fotoğraf çekimimiz gerçekleşecek. Az önce açılış konuşmalarını gerçekleştirdik.